Bebeklerde göz muayenesi nasıl yapılır? Çocuklar henüz konuşamazken göz muayenesi olabilirler mi? Bunlar ebeveynlerin en sık sorduğu sorular. Evet, bebeklerde detaylı bir şekilde çok rahatlıkla göz muayenesi olabilirler. Hatta olmalılar da. Göz, bebeklik döneminden, doğumdan itibaren oldukça gelişim gösteren bir organ. Her ay nasıl çocuğun boyu, kilosu veya motor gelişimi takip ediliyorsa, göz gelişimi de takip edilmeli, kayıt altında tutulmalıdır. Göz gelişimindeki olası duraksamalar veya gerilikler ileride kalıcı görme kayıplarına yol açabilmektedir. Bunun için detaylı bir göz muayenesi şarttır ve düzenli olarak yapılmalıdır. Peki, detaylı bir göz muayenesinin aşamaları nelerdir? İlk olarak ışık reflekslerini kontrol ediyoruz. Işık refleksleri bize göz sinir tabakasının düzgün çalışması konusunda önemli bilgiler veriyor. Sonraki aşamada kırmızı ışık yansıma testi yapıyoruz. Bu test ile doğumsal katarak veya retina tümörlerinin teşhisine imkan sağlıyor. Üçüncü aşamada bebeklerde obje takibi testini her iki göz için ayrı ayrı gerçekleştiriyoruz. Dördüncü testimiz ise şaşılık testleri. Örtme açma testleri adını verdiğimiz bu test ile şaşılıkları teşhis edebiliyoruz. Yalancı şaşılık veya gerçek şaşılık ayrımını yapabiliyoruz. Beşinci aşamada ise göz numaralarını belirliyoruz. Göz numaralarının belirlenmesi için PlusOptics ismini verdiğimiz bilgisayara bağlı 1 metre uzaklıktan göz ölçümleri alabilen cihazdan yardım alıyoruz. Son aşamada retina taraması ile çocuk göz doktoru muayenesini tamamlıyoruz ve hastamıza detaylı bir epikriz raporu sağlıyoruz. Sonuç olarak sağlıklı bir görmenin gelecekte de sağlanması için bebeklerde düzenli olarak yapılacak göz muayeneleri oldukça önem taşır.